Herkese merhaba. Eğitim Reformu Girişimi ve Medyascope İşbirliği'yle hazırlanan Eğitim 360'a hoş geldiniz. Ben ERG'den politika analisti Ekin Gamze Gencer. ERG seçimlerin hemen öncesinde yeni dönemde yasama ve yürütmede yer alacak siyasetçi ve bürokratlara yönelik kamuoyuyla da paylaşılan iki belge yayınladı. Bunlardan ilki Anne Çocuk Eğitim Vakfı, AÇEV'le ortak hazırlanan Her Çocuğa Eşit Fırsat, Erken Çocukluk Eğitimine İlişkin Politika Önerileriydi. İkincisi ise ERG'nin çalışmalarının çıktıları derlenerek hazırlanan Kapsayıcı ve Nitelikli Eğitimin Sağlanmasının Yeni Dönemde En Temel Önceliklerden Biri Olması Gerektiğini Altını Çizen Bir Öneri Belgesiydi. Bugünkü bölümün konukları AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ve ERG Direktörü Işık Tüzün. Hoş geldiniz. Biz onlarla bu belgeleri, belgelerin içeriğini, depremden sonra bu önerilerin kazandığı aciliyeti ve geleceğe yönelik adımları konuşacağız. Erken çocukluk eğitiminin seçimler genelinde ayrı bir belgede öne çıkarılması tesadüf değil. AÇEV ve ERG uzun yıllardır bu alanda birlikte çalışıyor. Senem Hanım, ilk size sormak istiyorum. Belgede erken çocukluk eğitimi herkese fırsat eşitliği temelinde ve niteliği sürekli geliştirilerek sunulması gereken en temel kamu hizmetlerinden de deniyor. Erken çocukluk eğitimi neden bu kadar kritik? Bize biraz bahseder misiniz? Ekin, çok teşekkür ederim. Evet, Türkiye seçime giderken erken çocukluk eğitiminin ayrı bir belgede öne çıkarılması son derece önemliydi. Erken çocukluk eğitiminin ülke yönetimine talip olan tüm tarafların önceliği haline gelmesi, bu konunun temel bir politika haline gelmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Her toplumun öncelikli unsuru insandır. İnsanın çok yönlü gelişimi yaşam boyu devam etse de yaşamın mucizevi yılları olarak adlandırdığımız 0-6 yaş dönemi fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim açısından kritik önemde. Belin gelişiminin çoğunluğunun tamamlandığı bu dönemde öğrenilenler tüm yaşamı etkiliyor. Gelecekteki eğitim ve çalışma hayatındaki başarıyı etkileyen birçok temel beceri bu yaşlarda kazanılıyor. Üstelik bu dönem de son derece kısa bir dönem. Bu dönemdeki gelişim alanları yeterli derecede desteklenmezse telafisi mümkün olmayan ya da çok zor ve maliyetli olan kayıplar oluşuyor. Her çocuk dünyaya belli bir potansiyelle geliyor. Bu potansiyelin tüm bireyler için açığa çıkması ve gerçekleşmesi için yaşamın ilk gününden itibaren çocuğun iyi halini destekleyecek olumlu uyaranlara ve olumlu deneyimlere ihtiyacı var. Bu dönemde çocuğa bu konuda destekleyecekler başta annesi babası, bakım verenleri olmak üzere yakın çevresi oluyor. Çocuğun yakın çevresinin bu dönemin önemi ve çocuklara verecekleri destek konusunda bilinçlenmesi, bilgi ve beceri sahibi haline gelmesi çok önemli. Bu ihtiyacı karşılayabilmek ve çocuğun gelişimini en iyi şekilde destekleyebilmek üzere erken çocukluk dönemine özel politikalar oluşturmak tüm toplum için hayati bir önemde. Bütüncül bir yaklaşımla erken yaştaki çocukların tümünü kapsayan, nitelikli, kaliteli, etkisi ölçülen bilimsel temelli programlarla her çocuğun gelişiminde telafisi mümkün olmayan fırsatların kaçırılmasının önüne geçmek mümkün. Bu nedenle erken çocukluk uygulamaları ayrı bir belgeyi ve aslında çok daha fazlasını da hak ediyor. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Biraz da belgeden bahsedelim. Her Çocuğa Eşit Fırsat, Eşit Çocuk, Erken Çocukluk Eğitimine İlişkin Politika Önerileri. Bu belgede hangi başlıklar yeni dönemde karar alıcılar ve uygulayıcılar için aciliyet taşıyor? Onlara biraz değinebilir misiniz? Erken çocukluk eğitiminde kalite ve etki ölçümü yeni dönemde herhalde üzerinde en çok duracağımız konuların başında geliyor. Yeni dönemde belirli kalite standartlarının oturtulması ve erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılmasında bu standartların temel alınması çok önemli. Erken çocukluk eğitim uygulamalarında eğitim programlarının, eğitim mekanlarının, kullanılan materyallere ilişkin standartların güncellenmesi ve her uygulama noktasında bunların uygulanmasını sağlanması sanırım yeni dönemin önceliklerinden olacak. Bu standartlar çerçevesinde izleme ve takip de en önemli konuların başında geliyor. İster sivil uygulamaları olsun, ister kamu uygulamaları olsun, yapılan tüm uygulamaların hem izleme ve takibinin yapılması hem de etkisinin ölçülmesi gerekiyor. Özellikle ülke çapında yaygın olduğu şekilde uygulanan modellerin etkisinin ölçülmesi
ve sonuçlarının tüm ilgili taraflarla birlikte değerlendirilip derslerin çıkarılması gerekiyor. Yeni dönem açısından önemli bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. Evet, erken çocukluk eğitiminde hızlı bir yaygınlaşma gerçekleşti. Bu sayede önemli sayılara da eriştik. Ama her hızlı yaygınlaşma uygulamasında olduğu gibi bu dönemde de uygulayıcıların mesleki becerisi ve kapasitesi en önemli hale geliyor. Bu nedenle erken çocukluk eğitimi uygulamalarında öğretmenlerin iç eğitimlerle mesleki becerilerinin desteklenmesi kalite ve nitelik açısından çok büyük önem taşıyacak. Çok teşekkürler. Işık Senem Hanım da değindi. Son açıklanan verilere göre okul öncesinde 5 yaşta okul ulaşma oranı %99 oldu. Tabii erişime dair, okula kayda dair bu verinin sahadaki yansımasını bilemiyoruz. Bu aslında tam da eğitimin niteliği kapsayıcılığına denk düşüyor. Seçim dokümanında ERG neden nitelik ve kapsayıcılığı öne çıkardı? Ondan biraz bahseder misin? Tabii ki şimdi senin sahadaki yansıma olarak ifade ettiğin konuyu biraz açarak başlayayım. Okul ulaşma oranları çok yaygın ve önemli bir gösterge. Ama bununla birlikte okul ulaşma oranları aslında eğitime erişime dair sınırlı fikir veren bir gösterge. Okul ulaşma oranları kayıt oranlarını yansıtıyor. Yani yüksek okul ulaşma oranları kayıtlı çocukların tamamının okula devam ettiği ya da düzenli devam ettiği anlamına gelmiyor. Ve Türkiye'de devamsızlık oranları uzun yıllardır kamuoyuyla paylaşılmadığı için de erişime dair gerçek durumu kapsamlı bir şekilde görmek güç. Şimdi eğitime erişim de eğitim hakkının sadece bir boyutu. Eğitim hakkının ne ölçüde yaşama geçtiğini anlamak için eğitim ortamları, Senem'in de bahsettiği gibi eğitim çalışanlarının donanımı, eğitimin içeriği, okul iklimi, çocukların okullarda edindikleri beceriler ve yetkinlikler, çocukların kendilerini okulda güvende hissedip hissetmediği, kendilerini özgürce ifade edip edemedikleri gibi birçok boyuta ve göstergeye bakmak gerekiyor. Ve ERG'nin kuruluşundan bu yana altını çizdiği bir konu da erişim ve nitelik arasındaki ilişki, ki biraz önce yine Senem bahsetti. Bunlar birbirinden bağımsız değiller. Yani Türkiye'de farklı çocuk grupları bakımından yıllar içinde tekrar ettiğini gördüğümüz bir yaklaşım var. Önceliği erişime verip, hatta daha doğrusu erişimin bir boyutu olan okullulaşmaya verip niteliği güçlendirmek bazen sonraya bırakılabiliyor kaynaklar ölçüsünde. Oysa okullu ve genel olarak sistemi okullulaşması için çaba harcanan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde dönüştürmediğinizde erişim için harcanan çabalar da yeterince karşılık bulamayabiliyor. Orada istenen hedeflere ulaşılamayabiliyor. Bir örnek de vermek istiyorum somutlaştırmak için. Örneğin gerçek anlamda eşitliği sağlamaya çalışıyorsak kız çocukların okullulaşmasını artırmak yeterli değil. Eğitimin tüm unsurlarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine destekleyici hale gelmesi gerekiyor. Ya da özel gereksinimli çocuklar, mülteci çocuklar gibi grupların eğitim hakkıyla ilgili de benzer durumlar söz konusu. Şimdi bu gruplar için sadece okullulaşma oranlarına baksak bile aslında ortalamanın altında oranlardan bahsediyoruz. Hatta erken çocukluk dönemi özelinde bakarsak okul öncesi eğitim özel gereksinimi olan çocuklar için zorunlu eğitim kapsamında ve buna rağmen %100 erişimden bahsetmek mümkün değil. Bunun bir nedeninin de okulları hala koşulları ve özellikleri ne olursa olsun her çocuğun ait, güvende ve desteklenmiş hissettiği yerlere dönüştüremememiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi son yıllarda tabii bu ilişki, yani erişim ve nitelik odaklı politikalar arasındaki ilişkiyi daha iyi kurmaya çalışan, belirli bir kademedeki eğitimin ya da bir okul türünün niteliğini destekleyen örnekler de gördük. Ama etki değerlendirme çalışmaları nadiren yapıldığı, daha da nadiren kamuoyuyla paylaşıldığı için bu örneklerin etkisine dair şu anda bir şey söylemek de güç. Ama bunlar kıymetli örnekler. Şimdi toparlayacak olursam, yani kapsayıcılık eğitim hakkının tüm boyutlarıyla, eğitim politikalarının tüm bileşenleriyle ilişkili bir yaklaşım.
Yani az önce veri eksikliğinden de bahsetmişken belki yine kapsayıcılıkla bağlantılı şunu da eklemek iyi olur. Bu hem seçimler öncesi yayınladığımız belgede hem de diğer birçok çalışmamızda tekrar ettiğimiz bir konu. Sosyoekonomik durum, engellilik, göçe bağlı statü, din, dil gibi ayrımcılık zemini olabilecek ya da çocukların dışlanmasına yol açabilecek her etmeni dikkate alan ayrıştırılmış eğitim verisine ihtiyaç var ki biz durumu tam anlamıyla anlayabilelim ve buna yönelik kapsayıcı politikalar geliştirebilirim. Çok teşekkürler. ERG hani her genel seçim döneminde aslında değerlendirme ve önerilerini paylaşıyor. 28. dönem öncesinde hazırlanan önerilerde çoklu krizler vurgusu öne çıkıyor. Bu öneriler içinde çoklu krizler döneminde yani eğitimde öne çıkan öncelikli ihtiyaçlardan biraz bahseder misin? Şimdi önce çoklu krizlerle neyi kastettiğimizle başlayayım aslında. Şimdi bir yandan insan etkisine bağlı üçlü kriz olarak adlandırılan bir durum yaşanıyor. Bunlar iklim krizi, biyoçeşitlilik krizi ve kirlilik ve atık krizi. Ancak krizler bunlarla sınırlı değil. Covid-19 gibi salgınlar, bir bölümü iklim kriziyle de bağlantılı doğal afetler, savaşlar, ekonomik ve sosyal krizler de aslında bu resmin birbirinden de bağımsız olmayan parçaları. Hem küresel düzeyde hem de Türkiye'de krizlerden en ağır etkilenen gruplardan birinin çocuklar olduğunu da biliyoruz. UNICEF'te hatta birkaç ay önce bir rapor yayınladı bu çoklu krizler bağlamında ve çoklu krizler dolayısıyla yerinden edilen çocuk nüfuslarına, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimin kısıtlanmasına, yoksulluğa, yetersiz beslenmeye dikkat çekti. Daha şöyle bir öngörü de paylaştılar. 300 milyon çocuğun bu yıl bu nedenlerle insani yardıma ihtiyacı olacağı öngörüsü. Şimdi çocuk yoksulluğunun eğitimde devamsızlık, öğrenme kayıpları, okul terki, istismar ve ihmale maruz kalma, suça sürüklenme, çocuk işçiliği ve çocuk ve erken yaşta zorla evlilik gibi sonuçları olabiliyor. Ve biliyoruz ki Covid-19 dönemi birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çocuk yoksulluğunun arttığı bir dönem oldu. Dahası bilim insanları krizlerin sıklığının ve etkilerinin artacağını da vurguluyorlar. Ve eğitim sistemi hem bu krizleri tetikleyen hem de bu krizlerin sonuçlarından en çok etkilenen sistemlerden biri. Bir yandan eğitim sistemini krizlere dayanıklı kılmak, öbür yandan da eğitimin krizleri önleme ve krizlerin etkilerini azaltma potansiyelini güçlendirmemiz gerekiyor. Biz hem seçimler öncesinde yayınladığımız belgede hem de başta eğitim izleme raporları olmak üzere son yıllarda yayınladığımız çalışmalarda biz bunlara yönelik birçok ayrıntılı öneri paylaştık. Ben sadece birkaçını örnek olarak paylaşayım çok süre almamak için. Öncelikle farklı topluluklar, farklı bölgeler çoklu krizlerden farklı şekillerde, farklı düzeylerde etkileniyorlar. Dolayısıyla merkezi çözümlerin etkisi sınırlı kalıyor. Örneğin bunu eğitim ortamları özelinde düşünecek olursak, eğitim ortamlarının bölgelere ve yerele özgü biçimde tasarlanmasının mevcut ve olası krizlerin etkilerini azaltıcı, sistemin dayanıklılığını artırıcı bir rol oynayabileceği düşünülüyor. Ayrıca bu dönemde yapılacak her türlü planlamada iklim krizi ya da biyolojik çeşitliliğin azalmasıyla bağlantılı büyük göç projeksiyonlarının, eğitim sisteminin diğer sistemlerle bağlantılarının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyoruz. Bu hem genel olarak aslında bu çoklu krizler döneminde hem de 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede yapılacak tüm çalışmalar için çok kritik. Bir diğer kritik ihtiyaç da eğitimde dahil çocuk koruma sisteminin tüm bileşenlerini eşgüdüm içinde harekete geçirecek, ulusal, bölgesel, yerel tüm düzeyleri kapsayacak bir çocuk koruma politikası. Bu bizim hem pandemi sırasında hem de depremler sonrasında çok güçlü biçimde hissettiğimiz bir ihtiyaçtı. Bu tür durumlarda çocuklar risklere, ihmal ve istismara daha açık hale geliyorlar ve bu çocuk koruma politikasının önemli bir unsurunun da okullardaki mevcut koruma mekanizmalarını güçlendirmek ya da yeni mekanizmalar oluşturmak olduğunu, eğitimle sosyal refah bağlantısını daha güçlü kurmak gerektiğini vurguluyoruz. Son olarak şunun altını çizebilirim. Bu krizler birbirinden bağımsız ortaya çıkmadığı gibi birbirlerinin etkilerini de derinleştirebiliyor. Yani yakın dönemden bir örnek verecek olursak depremleri biz pandeminin psikolojik etkilerini hissetmeye devam ettiğimiz, yoksulluğun derinleştiği ve yaygınlaştığı, iklim krizine bağlı doğal afetlerin sıklaştığı bir dönemde yaşadık. Ve bugün gerek eğitim gerek diğer
toprak alanlarında yaşananlar depremlerle birlikte bu süreçlerin izini de taşıyor. Yani benzer biçimde depremlerle birlikte bazı gruplar daha kırılganlaştı ve eğitimden kopma riski daha geniş bir çocuk nüfusu için geçerli hale geldi. Ama depremler öncesinde de depremden etkilenen bölgede başta mülteci çocuklar olmak üzere eğitim sisteminin zaten dışında olan çocuk grupları da vardı. Dolayısıyla bundan sonra benimsenecek bütün politikaların ve uygulamaların tüm bu dinamikleri bir arada bütünsel bir yaklaşımla dikkate alması gerektiğini vurguluyor. Çoklu krizler demişken Senem Hanım, okul öncesi dönemdeki çocukların krizlerde daha da kırılganlaştığını biliyoruz. Bu da erken çocukluk eğitiminin bu dönemlerde daha da kritik olduğunu beraberinde getiriyor sanırım. Kriz dönemlerinde erken çocukluk eğitiminden biraz bahsedebilir miyiz? Çok haklısınız. Tüm krizlerde çocuklar en kırılgan grupların başında geliyor. Çocuklar gelişimleri için güvenli bir ortama, sevgiye, ilgiye, olumlu deneyimlere, farklı becerilerini geliştirmek için çeşitli farklı kaynaklara ve yeniliklere ihtiyaç duyuyorlar. Krizlerde ise bu güvenli alanların maalesef hiçbiri ortada kalmıyor. Ve çocuğun çok yönlü gelişimi için ihtiyaç duyduğu deneyimi yaşamasına imkan vermiyor. Özellikle de en küçük yaş grubu olan erken çocukluk dönemi bu krizlerden en çok etkilenen yaş grubu olarak öne çıkıyor. Çünkü birçok noktada da bu dönemin önemini tam anlamayan, tam bilmeyen veya kaynakların o şekilde önceliklendiği noktalarda bu yaş grubuna yeterince ilgi verilemiyor. Kaynaklar daha farklı önceliklere gidiyor. Bu nedenle de çocukların deneyimlerinde önemli bir nokta eksik kalıyor. Bu gelişim için ihtiyaç duyulan desteğin sağlanamadığı gibi örseleyici deneyimler de artıyor. Demin Işık da bahsetti. Çocuklarda ihmal, istismar konuları artıyor. Ebeveynlerin kaybı gündeme geliyor ya da yakın bakım verenlerin, yakınlarının ve çocuklar bu çok krizlerde, olumsuz etkilerini yaşadıkları çoklu krizlerde duygularını nasıl anlamlandıracaklarını, nasıl ifade edeceklerini özellikle bu yaşlarda bilemiyorlar ve iyice sorgulamasız hale geliyorlar. Üstelik bahsettiğimiz çok kısa bir dönem, yani yetişkinlerde ve belki daha büyük yaş grubundaki çocuklarda telafisi ileriki yıllarda mümkün olabilecek birçok kayıp bu yaş grubunda 1-2 yılın kaybedilmesi anlamına geliyor ki çok daha derin etkiler bırakıyor. Bunun için bu yaş döneminin ihtiyaçlarını öne çıkarmak, bu yaş döneminin önemiyle ilgili bilinç kazandırmak hem çocuğun yakın çevresine, hem politika yapanlara, hem bütün çevreye çok önemli. Bu dönemde gerek çocuklara, gerek ebeveynlerine sağlanacak psikososyal destek de çok kritik ve önemli. Bu noktada en önemli şey çocukların kendilerini rahat hissedecekleri ve güvende olduklarını bilerek bir yolla onlara destek olabileceğimiz herhangi bir yolla duygularını ifade edebilecekleri alanlara çok ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Biz bu özellikle son depremlerde ve daha evvelki felaketlerde de çocukların bu anlamda küçük çocukların kendilerini rahat hissettikleri bir yerde olmaya çok ihtiyacı olduğunu gördük. Bu deneyimlerden de yola çıkarak AÇEV olarak deprem bölgesinde güvenli alanlar oluşturmak için ilk günden beri çalışıyoruz. Çocuk ve aile merkezleri kuruyoruz. Bunların ilkini de çok yakın zamanda Adıyaman'da açıyor olacağız. Burada da başta küçük çocuklar olmak üzere onların birinci derecede yakınları olan ebeveynleri ve daha geniş halkada öğretmenlerini, kadınları birleştirici, kapsayıcı, güvenli alanlar içerisinde kendilerini önce rahat hissetmeye, sonra da eğitim kayıplarını telafi etmeye yönelik programlar uyguluyor olacağız. Çok teşekkürler ve emeklerinize sağlık şimdiden. Ben son olarak Işık sana şunu sormak istiyorum. Belgelerde bu önerilerin takipçisi olunacağı belirtiliyor. Bunun ERG için, tüm sivil toplum için mümkün olabilmesi için yeni dönemde hükümet ve bakanlıktan nasıl bir yaklaşım bekleniyor?
Teşekkürler Ekin. Yani önce belki şunu belirtebilirim. Bu belgede yer verdiğimiz bazı öneriler, beklentiler, aslında önceki seçim dönemlerinde paylaştığımız bazı beklentilerin ve önerilerin tekrarı ya da benzeri niteliğinde. Dolayısıyla bir kısmı uzun zamandır dile getirilen, gündemde olan sorunlara dair beklentiler. Ve ilk vurguladığımız şeylerden biri politikaların çoğulcu, diyaloğu ve işbirliğini teşvik eden katılımcı süreçlerde, bilimsel yaklaşımlarla ve kanıtlar temelinde geliştirilmesi. Eğitim alanında aslında eğitim alanında da diyeyim, çünkü farklı alanlarda da bunu hissediyoruz, güçlü biçimde kutuplaşmayı hissediyoruz uzun zamandır. Ve kutuplaştırıcı ve ötekileştirici tutumları önleyecek bir yaklaşıma da ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu yapmanın temel bir yolu da liyakati temel alan, güvene dayalı kapsayıcı bir kültür oluşturmak eğitim alanında. Bu bağlamda önerilerimiz arasında şunlara da yer verdik belgede. Eğitim politikaları ve uygulamaları ile ilgili tüm süreçlerin saydamlık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkinlik, hukuka bağlılık ve tutarlılık gibi iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde sürdürülmesi. Ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkilerin, kamu idaresinin tüm aktörlere eşit mesafede durması ilkesi temelinde saydamlık ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda düzenlenmesi. Ek olarak yeni politikalar ve uygulamalar tasarlanırken geçmiş deneyimlerin ve iyi örneklerin herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizmeye çalıştık. Kapsamlı değişikliklerin ve yeni sistemlerin ön etki araştırmaları ya da pilot uygulamalar olmaksızın yaşama geçmesi bizim hani yıllardır farklı çalışmalarımızda belirttiğimiz bir eksiklik. Burada hani Senem'de etki değerlendirme çalışmalarının öneminden bahsetti ki bu bizim önerilerimiz arasında da yer buluyor. Dolayısıyla özellikle köklü ve yeni uygulamalar söz konusu olduğunda ön etki değerlendirme çalışmaları yapılmasını çok kritik buluyoruz. Ve bu ön etki değerlendirme çalışmalarında da özellikle kırılgan gruplar bakımından bu uygulamaların sonuçları ne olacak? Bunun araştırılması çok faydalı olacaktır. Ayrıca tabii ki bütün yani kapsamlı politikalara ve uygulamalara eşlik edecek izleme ve değerlendirme süreçleri, etki değerlendirme çalışmaları yine bizim gördüğümüz kritik ihtiyaçlar. Ve tabii bütün bunlara dair de sonuçlarına dair kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ki politikalara katılımı da, karar alma süreçlerine katılımı da destekleyici bir yaklaşım olacaktır. Son olarak aslında belki de hani en başta söylenmesi gereken şeylerden biri çocuk katılımının, yani çocukların kendilerini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etmesinin ve bu görüşlerin dikkate alınması, hakkının güvence altına alınması beklentilerimiz arasında yer alıyor. Ve bunu sadece sınıf ya da okul düzeyinde değil, aslında ulusal eğitim politikalarını da etkileyebilecek biçimde kurgulamak gerektiğini düşünüyoruz. Ve elbette çocukların yanı sıra eğitim hakkının yaşama geçmesinde çok kritik sorumluluklar üstlenen başta öğretmenler olmak üzere farklı aktörlerin karar alma süreçlerine anlamlı katılımı da yine önerilerimiz ve beklentilerimiz arasında diyeyim, temel bir gereklilik bizim için. Çok teşekkürler Senem Hanım. Işık, tekrardan teşekkürler. Bugün Eğitim 360'da seçim sonrası yeni dönemde tüm çocukların okul öncesinden başlayarak nitelikli ve kapsayıcı eğitime ulaşmaları için ERG ve AÇEV'in önerilerine değindik. Bu önerileri ERG'nin ve AÇEV'in web sitelerinde bulabilirsiniz. Bir sonraki Eğitim 360'da görüşmek üzere.